Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletin sesi başlığı altında mitingler veriyor. Üçüncüsünü de Balıkesir'de gerçekleştirdi. Bu mitinglerde çok uzunca zamandır da kullandığı bir dil var. Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyor. Yani bu algı her geçen gün daha da güçleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı mı? Yani Ya zımni da bir anlaşma mı var? Çünkü diğer hiçbir masada oturan, diğer hiçbir lider Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmalar ve mitingler düzenlemiyor. Siz yapıyor musunuz mesela böyle konuşmalar, mitingler? Şimdi şöyle. Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz algısını toplumda oluşturacak mitingler düzenliyor musunuz? Diğer liderlerde de böyle bir şey yok. Dolayısıyla Kemal Bey'in bu şeyi, ya altılı masada zımni bir anlaşma var, henüz açıklanmamış ama böyle bir şey var. Direkt aslında aday Kemal Kılıçdaroğlu deniliyor. Katılır mısınız buna? Şimdi biz bugüne kadar genel başkanların iştirak ettiği altılı masa toplantılarının hiçbirisinde Evet. herhangi bir isimle ilgili bu aday olabilir veya bu isim aday olamaz gibi bir görüşme dahi yapmadık. Bu tuhaf değil mi? Hiçbir isim konuşmadı bugüne kadar Ali Bey, altılı bu tuhaf masada. değil mi? Şimdi siz diyorsunuz Değil, ki değil çünkü erken buluyoruz. şöyle, şimdi burada biz liderleri ağırlıyoruz. Bütün liderler hemen hemen bu soruya aynı cevabı veriyorlar. Yani sorduğumuz zaman Temel Karamollaoğlu da, Ahmet Davutoğlu da, Gültekin Uysal da, Kemal Bey'in hatta kendisine sorduğumuzda da biz henüz masada konuşmadık. Bu cevap veriliyor. Bu da bir tuhaf bir görüntü değil mi? Değil çünkü Bir erken. konuşma, Erken. tamam ama bu yani konuşulmuyorsa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, yani kamuoyunda bu algının oluşmasını sağlayacak konuşmalar yapması, masada rahatsızlık ya da hani bu da mı konuşulmuyor? Ya şöyle yok masada Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuların seçime yakın bir tarihte görüşülmeye başlaması gerektiği konusunda bir mutabakata vardık. Ve ondan sonra da konuşmadık bu Bütün meseleyi. Türkiye konuşuyor ama. Olabilir. Bütün Türkiye'nin Bütün konuşması Türkiye'nin çok faydalı. konuştuğunu masada mesela siz demiyor musunuz? Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyorsunuz. Yani toplumda da böyle bir algı var filan. Bunu da mı konuşmuyorsunuz mesela? Hayır, böyle bir şey altılı masada hiç konuşulmadı ve seçimler yaklaşıncaya kadar da konuşulmayacak. Evet, herkes biraz merak edecek ama aynı zamanda bu süreci biz saatli görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ismi toplumda tartışılan çok sayıda insan var. Bu tartışmanın da saatli bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında toplum ismi geçen, adı geçen herkesi sürekli her gün değerlendiriyor. Ve bu da çok saatli bir süreç. Bu olmalı yani. Ve toplumda bunlar tartışsa isimlerle alakalı bir kanaat de oluşacak zaman içerisinde. Dolayısıyla ne yapacağız? Günü geldiğinde bakacağız toplumdaki kanaat nasıl? Her bir siyasi parti kendi içerisinde eminim değerlendirme sürecinden geçecektir. Bunu bir formal bir değerlendirme süreci gerekir her partinin içerisinde. Her partinin yetkili kurulları bu konuları bir gün değerlendirmeye başlamalıdır. Mesela biz bugüne kadar bunu hiç yapmadık. Erken gördük. Çünkü bu konu tartışmaya başlandığı anda konuşulacak isimlerle ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelerin erken aşamada ortalığa dökülmesi, saçılmasını çok yanlış görüyoruz yani. Kendi partimiz adına en azından Deva Partisi adına bunu yanlış görüyoruz. Partilerin içerisinde görüşler olabilir ama en kıymetlisi nihayetinde toplumun ortak görüştür. Yani toplumun topyekün bir değerlendirme yapmasıdır. Ve şu anda o süreçte yaşanıyor ve gayet de Yani bu saatli işliyor bana tartışmalar göre yani. varsın uzasın böyle, onun içinden bir isim sivrilir, o olur gibi anlıyorum Yani söylediklerinizi. olabilir tabii. Yani isim adı geçen insanlar var. Bunlar tartışılır. Bazıları tartışıla ya galiba olmaz noktasına gidilir. Bazıları tartışıla bu iyi olur noktasına gidilir. Bunlar o günü geldiğinde bakarız, ederiz. Yani biz halkın kanaatini çok önemsiyoruz. Ama halkın kanaati için de Halkın bir kanaatini nasıl alacaksınız? Yani buna karar nasıl verilecek? O günü geldiğinde anket mi yapılacak? herhalde yapılır. Her parti bir kendi doğru düzgün tabii şimdi Türkiye'de anketten bol bir şey yok yani. Bazı anketler gerçekten kamuoyunu ölçmek için yapılıyor. Bazıları da kamuoyunu etkilemek için yayınlanıyor. Yani Evet. bilimsel bir şey falan yok işte yani. Sadece etkilemek için. Vay şu şöyle olmuş böyle olmuş dedirtmek için yayınlanan bir sürü anket var.
Yani gerçekten düzgün yapılan, bilimsel esaslara göre yapılan samimi çalışmalara bakmak lazım. Ama bununla beraber de her partinin kendi iç değerlendirme sürecini çalıştırması gerekir. Nihayetinde çünkü 6 kişi kafa kafaya verip bunu belirlemeyecek ki. Yani 6 tane genel başkan var ama her bir genel başkan arkasında koskoca teşkilatlar var. Yani her partinin kendi karar organları var. Yani bu o kadar hani hadi akşam yemeğine de buluşalım Cumhurbaşkanı adayına kafa kafaya verip belirleyelim. Öyle olmayacak tabii ki bu iş yani. Çok ciddi bir mesele. Bu aynı zamanda bir risk değil mi? Cumhurbaşkanı dedi ki kalktı hadi seçime gidiyoruz dedi. O zaman siz nasıl karar vereceksiniz? Bu süreçler çok hızlandırılabilir. Zaten bir tartışılıyor ya bir süresi. Hemen hızlandırırsınız, bir takvim oluşturursunuz. Tık 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 hemen olur yani. Ya bugün hani deniyor ya, ya bu kadar seçime yakın belirlenir mi diye aday. Bugün Amerikan sisteminde bakın, Cumhurbaşkanı adayları ne zaman belli oluyor? Yani işte Ekim sonu, Kasım başı gibi seçim olur. Aday da Ağustos'ta falan belirlenir yani. Yani her parti kendi adayını, kendi iç yarışma süreci vardır. Kendi uzun bir sürecileri var onun sonunda. Yani. Var, orada da toplum tartışır. Cumhuriyetçilere bakarlar mesela, demokratlara bakarlar. Cumhuriyetçiler kendi içinde tartışır. Yarışlar olur kendi içlerinde. Ama nihayetinde seçime 3 ay kala belli olur kimin adayı olduğu evet. Yani. Dolayısıyla bu işin tabiatında var. Mesela diyelim ki belediye başkanlıkları değil mi? Evet. Şimdi 2000 en son 2019 yılında yaşadık. Belediye başkan adayları böyle bir sene önce, 6 ay önce falan hiç açıklandı mı? Belediye başkan adayları son güne yakın açıklanır yani. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın adayı da öyle olacak. Yani bu tuhaf bir şey değil. İşin doğal akışı ve doğrusu böyle yani. Yani Sayın tartışma Babacan. Ve değerlendirme sürecini mümkün olunca uzun tutmanın yolu adayı sürecin sonuna doğru açıklamak yani. Sayın Babacan siz birkaç defa ortak aday kavramını vurguladınız. Evet. Yani altılı masa bir ortak aday çıkarmalı. Doğru. Bir, ortak aday 6 liderden biri olmalı. 2. Hayır, ortak aday 6 liderden biri olmamalı, dışarıdan olmalı. Bu soru size sorulsa hangi şıkkı işaretler? Şu anda 2 senaryoda geçerli. Yani 6 genel başkandan birisi de aday olabilir. Ortak aday olabilir ama dışarıdan bir isim de olabilir. Şu anda her iki senaryoda. Sizin bir tercihiniz yani. Var mı? Dışarıdan olsa daha iyi olur. Hayır, 6'dan birisi olsa biz daha iyi. Biz bugün itibariyle bunlarla ilgili hiçbir değerlendirme yapmadık partimizin içerisinde. Çünkü toplumun bütün bu senaryoları değerlendirmesini ve bütün isimleri değerlendirmesini çok kıymetli buluyoruz. O değerlendirmeye bir bakarız. Ondan sonra hangisinin daha iyi olacağı ile ilgili partimizin bir görüşünü ve altılı masadaki bir tutumunu oluştururuz. Siz bir açıklamanızda diyorsunuz ki ortak aday bir hani bu şeyi belirleyemezsek ben aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı yani Deva Partisi aday olur musunuz? Tabii doğalı o zaten. Şimdi şu andaki sistemde... Vakti altılı masanın bir anlamı kalır mı? Altılı masanın ortak adayı çıkmamış olur o zaman. Ama 2018 seçimlerinde çıkmama oldu. Çıkmama ihtimali var mı? Var tabii ki öyle bir ihtimal tabii ki var yani. Ama bizim hedefimiz, öncelikli hedefimiz, A planımız, 6 partinin ortak bir adayla seçime gitmesi. Bunu biz önemli görüyoruz. 2018'de oldu mesela değil mi? 2018'de ittifak, Millet İttifakı ortak bir adayla seçime gitmeye çalıştı. Ortak aday konusunda anlaşamadılar. Her parti kendi adayıyla gitti. Ama yine de bu 4 parti o dönemde 2018 seçiminde ittifak olarak seçime gittiler. Dolayısıyla yani ortak adayda anlaşılamazsa dünyanın da sonu değil. Ama Meral Akşener de tam da bundan dolayı 2018'de biz bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübeye dayanarak ben ortak adayın çıkması konusunda elimden geleni yapacağım. Engel olmayacağım. Çünkü orada gördüm ki bizim adayımızın olması biz birbirimizle rekabet eder hale geldik ve seçimin önü tıkandı dedi. Yani aynı senaryo yaşanmaz mı 2018'deki? Onun için diyorum ki bizim tercihimiz ve A planımız ortak aday. Ama bu eğer mutabakatla belirlenecekse ki öyle şu andaki niyet 6 partinin mutabakatla oylamayla değil mutabakatla belirlemesi. Diyelim ki 6 partiden 4'ü bir adayı destekledi. İkisi desteklemedi. O zaman o 6 partinin ortak adayı olmuyor. Altılı masanın ortak adayı olmuyor. O 4 partinin ortak adayı oluyor. Altılı masanın ortak adayı demek 6 partinin 6'sının da uygun gördüğü ve mutabık kaldığı bir. Bu 6 partinin bir adayda anlaşması zor gözükmüyor mu? Böyle bir zorluğu ya, öngörüyorsunuz mu? Ya şöyle yani benim hissiyatım. Evet. Bir mutabakatın oluşacağı yönünde bir hissiyatım var ama bir hissiyat bu yani.
Zor olabilir mi? Olabilir. Kolay değil. Altı birbirinden tamamen farklı partiden bahsediyoruz. Biz altılı masaya oturduk diye tek bir parti olmadık ki. Her partinin ayrı ayrı iddiası var. Ayrı ayrı geçmişi var. Ayrı kadroları var. Ayrı teşkilatları var yani. Dolayısıyla her parti ayrı bir parti. Hatta aynı zamanda bu partiler bir miktarda birbirlerine rakip partiler. Onu da gözden kaçırmamamız, gerçekçi olmamız lazım yani. Tabii. Yani altı parti arasında da oy geçişkenliği var. Dolayısıyla orada da altı parti arasında da doğal bir rekabet var. Ama altılı masanın varlığı bu rekabetin centilmenlik kurallarına göre gitmesine yardımcı oluyor ve altılı masanın varlığı partilerin birbirleriyle ilgili özenli davranmalarını beraberinde getiriyor. Ve bir bakıma siyaset illa kutuplaşma, kavga gürültüyle değil, hani nezaketle, mutabakat arayışıyla, uzlaşma arayışıyla da yapılabilirmiş diye de biz ispat ediyoruz bu bakıma. Onun için altılı masaya da çok kıymet veriyoruz yani. Bunları unutmamak lazım. Yani evet, zor olabilir ama yine de bizim birinci tercihimiz ve A planımız dediğim gibi ortak aday. Ha, diyelim ki olmadı, uzlaşma olmadı, anlaşma olmadı. O zaman zaten mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin doğal olarak cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla uzlaşma olmaması durumunda da Deva Partisi'nin genel başkanının doğal olarak Deva Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması gerekir. Başka bir ben şey zaten zor olur yani. Bu sözlerinizden satır arası olarak şunu da hissediyorum. Yani evet, birinci önceliğimiz ortak bir adayın çıkması ama rezervimiz var. Rezervimiz olan bir rezervimiz isim. Rezervimiz yok, hayır. Yani rezervimiz yok. O rezerv doğru ifade olmaz yani. Yani %100 garantisi yok bu işin. Öyle değil mi? Yani altı partinin %100 mutabık kalıp kesinlikle bir ortak aday belirleyeceğinin garantisi yok. Altı partiyi bırakın, işte dört parti 2018'de anlaşamadı değil mi? Evet. Şu anda 6 parti var yani. Şimdi 6 parti %100 garanti bunlar uzlaşacak, tek aday olacak, bunu diyemeyiz. Diyemeyeceğimize göre de bir B planımızın olması lazım. Bu gayet doğal. Ama nedir? Yolculuğa çıkarken hani arabayla yola çıktınız. Nasıl olsa lastiklerden biri patlayacak diye yola çıkmazsınız yani. Yedek lastiği taşırsınız. Olur da lastik patlarsa yedek lastiği takarsınız. Bunu yani B planı öyle düşünmek lazım yani. Ana senaryo nedir? İnşallah yolculuğa çıkacaksınız, lastiği patlatmadan devam edeceksiniz. Peki masada... Yani doğal olan biz A planımız o. Evet. Lastiği patlatmadan bu hedefe varmak ama yani lastik patladı, yolda kalacak durumumuz da yok. Yedek lastiği takıp devam edeceğiz yani. Peki masada 5 parti, altılı masadaki 5 parti bir isimde uzlaştı. Deva Partisi 5 partinin uzlaştığı isimde biz dedi bu ismi istemiyoruz. Evet. Diyebilir mi? Böyle tabii bir diyebilir. Yani çoğunluğa kimse bize, uymaz mısınız? Kimse bize dayatamaz ki yani. Dayatma böyle değil şey ama yok. Yani orası bir uzlaşı masası. Orada çoğunluğun kararına siz de uymaz mısınız? Yani Deva Partisi uymaz mı çoğunluğun kararına? Şimdi altılı masa mutabakat masası. Oylamayla yürüyen masa değil. Bakın biz ne yaptık? Parlamenter sistem dokümanımızı açıkladık değil mi? Bu oylamayla hazırlanmadı ki. Tek bir parti... Altı partiden tek bir tanesi bir kelimeye itiraz ettiyse o kelime girmedi buraya. Altı parti bu metnin tamamına altına imza attı. Oylama hiç yapmadık. Yani işte diyelim ki altı parti beşi bir şey istedi. Bir tanesi ben istemiyorum dedi. O bir partiye rağmen hiçbir şey girmedi buraya. Evet yani çünkü oylama öyle, değil, öyle oylama yapmaya, değil mutabakat diyorsunuz. Evet, oylama değil mutabakat. Cumhurbaşkanı adayı da mutabakat. Doğal olarak öyle yani. Evet. Şimdi diyelim ki oylama yapıldı. 4-2. 4 parti istiyor. 2 parti hayır dedi. 2 parti hayır dedi. Cumhurbaşkanı adayına nasıl destek verecek ki? İşin tabiatı da yok böyle bir şey yani. Oylamada hayır diyeceksiniz. Sonra meydan hayır dediniz, Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceksiniz. Yani bu olmaz yani, evet. Öyle bir şey. Yani şimdi ama bakın hep olumsuzları konuşuyoruz da. Yani bu olumsuzları çok konuşmak bence iyi değil. Yani B planı üzerinde çok durmak iyi bir şey değil yani. Hani bunu konuştukça sanki bu iş olmayacak, işte sıkıntı var gibi bir kanaat oluşabiliyor. Öyle bir şey yok şu anda yani. Öyle bir şey yok. Şu anda herkes iyi niyetle, memnunsunuz yani. Ve samimiyetle yani benim gördüğüm 6 parti, 6 genel başkan samimiyetle ve iyi niyetle ortak aday çıkartma çabasının içerisinde şu Deva anda. Deva Partisi'nin yani. Kriterleri nedir o halde onu soralım. Artık biz ortak kriterleri açıkladık ya. Yani evet, 6 partinin ortak kriterlerini liste olarak yayınladık. Orada o da mutabakatla yayınlandı. Dolayısıyla hepimizin altına imzası var. Bu ortak açıkladığımızdaki kriterler neyse ortak kriterler bizim de Deva Partisi olan kriterlerimiz. Deva geliyor.